Nereye? Ha ben siz yoksunuz diye kaytarayım diye düşündüm ama... Arkadaşım, herkes ortada. Görmüyor musun? Evet, ortalıkta evet gördüm. Yürüyenleri gördüm yani. Söyle otursunlar. Estağfurullah. Söyle. Ama sonuçta dayağı ben yiyeceğim için yani... Arkadaşım, kibarca söyle. Lütfen dayak atmayın. Ha, evet. Hayırlısı. Tamam, ben geldim. Nasılsınız? Siz de gelin. Yani gelenler... ya tamam, o kavradılar o. Estağfurullah, estağfurullah. Seyirciyi selamladın mı? Hayır. Niye? İşte yani o yüzden unuttum onu heyecandan. Çünkü müzisyeni çağır. Ha, selamlayamayınca onu mu çağırıyorum? Müzisyen gelsin, selamlama müziği versin, seyirciyi selamla. Ha, minik gel. Minik. Önce müzisyen arkadaşıma selam ver. Elini falan öpeyim mi bayrama denk geliyorsa arkadaşım, yani? Arkadaşım sadece selam ver. Sahne adamı olarak selam ver. Ben buralardanım. Hayır. Sahne adamı olarak selam ver. Ne yapıyorsun? Yani sahne adamı, çalışıyorum sahnede. O tarz olayı aldım. Arkadaşım ceketini ilikle. Ha. Kafanı 25 derece öne doğru eğ. Belden 15 derece. Ben bayağı keşke Gönye ile gelseymişim yani. Arkadaş, bu açıdan düşünmemiştim hiç. Önce diksin. Komple dik. Şimdi ona doğru dön. Son dönüşüne bir saniye kala. Birkaç defa mı dönüyorum? Son dönüşüm... Arkadaşım dönerken dönüş noktanın bitiş noktasına bir saniye kala. Ben çok özür diliyorum. İngilizce bilen birini getireceğim. Hemen 2 dakika kaybolmazsa. Çünkü hiç anlamıyorum dediklerinizi. Bildiğin yani. Gibi selamla. Sen anladın mı şey? Müzisyen arkadaşım bir selam verir misiniz şuna? Gördün mü? Gördüm bayağı bu yani... Aynısını. Üsküdar kahvesinden. Aynısından. Şimdi müzisyen arkadaşım selamlama müziği ver. Git sahneyi dolaş, seyirciyi avucuna al, selamla, topla alkışı gel. Hoş, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Avucum var yani. Yoklama deriz biz buna. Yani gelenler, gelmeyenleri o tarz yani. Peki. Böyle. Ne hazırladın seyirciye? Kucakla onları seveyim, sarmalıyım yani. Onu hiçbir şey. Evet. Hiçbir şey hazırlamayacağını ben biliyordum ama. O zaman beni niye aradınız sabahın 9.30'unda? Ben... Sence nereden biliyordun? Kısmet işte, şans mıdır? 40 haftadır hiçbir şey hazırlamadın da ondan. He. Neyse ki. Bir arkadaş çağırdık yanında. Öyle mi? Evet. Ben hani son bir şans verirse toparlayabileceğimi düşünüyorum yani. Vallahi ben anlamam. Git arkaya kulise. Orada bir arkadaş duruyor bıyıklı. Al gel. Aman o ben o ya mikrofoncu abi sevmiyorum ya. Mikrofoncu değil. Sahneye çıkmak için bekliyor orada. Tam kapının dibinde bıyıklı. Sen misin de? Sen misin de? Sen misin? Ne dedi? Hoş geldin. Eyvallah, sağ ol. Sana demedim. Ha, özür diliyorum. Ha, sana, size şey yaptım. Hoş bulduk. Ben seni bunun yerine düşünmüştüm çağırırken. Ne çok güzel düşünmüşsünüz ya. Bu ne hal? Kot pantolon, gömlek falan. Bu mudur sahne? Sahne? Hani ben revücü değilim hani böyle çıktım. Yanındakine bak. Penguen gibi. Bu yaz sıcağında yani Çeşme'de saçma. Ha orası doğru, teşekkür ederim. Arkadaşım, niye destekliyorsun adamı? Doğru söylüyor, ben rica ederim. Sahne kıyafeti budur. Eğilme, kelin parlıyor.
Neyse, sen ne hazırladın? Heh. En sevdiğim kısım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Benim hazırlamam mı gerekiyordu yani, anlamadım. Ben seni niye çağırdım buraya? Vallahi ne bileyim, telefon ettiniz geldim ben yani ile... Dur diye mi çağırdın? Bana telefonda demedin mi? Ben o sahnedekinden 1000 kat daha iyi yaparım. Ben ondan daha iyi dururum dedim çünkü o da duruyor böyle yani. Siz bir şey söylüyorsunuz, o yapmaya çalışıyor. Ben daha iyi yaparım diye düşündüm ama sanırım yanıldım. Ne diyorsun arkadaşım? Alkol mü aldınız onu soruyorum, anlamadım. Yani... Arkadaşım. Ya benim abi, arkadaş olarak benim, arkadaş benim oluyor. Ha, ben neyim ki o zaman? Buyurun yani hocam. İkiniz ancak bir adam edersiniz, tanışın. Tanışın. Merhaba. Merhabalar, ben arkadaşım. Bundan sonra beraber olacaksınız, mutlu olun. Benim titrim nedir, o arkadaş ben neyim? Beraber olacaksınız derken... Sahnede. Ha, ha sahnede burada. Bir de. Buna hazırlığa gerek yok o zaman yani. O zaman program 12 sonrasına mı kaydı? Terbiyesizlik yapmayın. Seyirci, terbiyesizlere gaz vermeyin. Bana ihtiyacım yok. Öpüşün, koklaşın sahnede. Öpüşün. Arkadaşım, birbirinizi sahnede görmekten mutlu oldunuz. Yani iyi ettin geldin. Ya vallahi. İsim neydi? Dokunarak, dokunarak. İyi ettin geldin ya. Ne yapıyorsunuz? Dokunuyoruz. Öyle mi dokunulur? Daha iyi dokunulur ama burada olmaz yani. Beyefendi manyak mısın? Ya ben affedersin sürekli yem oluyorum yani. Arkadaşım sen niye elletiyorsun? Evet. Affedersiniz öyle bir mal gibi koydunuz ki el yordamıyla herkes buluyor beni. Arkadaşım birisiyle temas etmek için ilk tanıştığında ne yapılır? İşte dua edersin, Allah'ım inşallah temas ederiz diye yani. Arkadaşım, ha. Bir yere girdin, ha. Dükkana girdin, bulaşık makinesi alacaksın. Adam kalktı ya, hoş geldiniz dedi, ne yapar? Gidip sarılırız, böyle kuru, döneriz yerlerde falan. Ne yapayım mesela, eyvallah, aleykümselamünaleyküm, otururuz yani. Müzisyen arkadaşım, beyaz eşyacı müziği çal. Beyefendi sen beyaz eşyacı ol. Beyaz giydim diyeyim, anlamadım. Ne saçma. Geç sağa, şaka yapmayın. Sen de gir kapıdan. Gir kapıdan, gir. Arkanda kapı. Adam nerede duruyor? Hadi bakalım. Adam nerede duruyor? Ama kapı arkamda. Demek ki buradan dolaşıyorum. Vitrin kısmının yanında. Arkadaşım, sen arkanı dönmeden önce arkandaydı. Sen arkanı dönünce yanında kaldı. Ben iyice kaybettim olayı. Arkadaşım, sağa doğru dön. Dön, 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 dur. Şimdi tam arkanda kapı. O zaman niye döndüm sağa ben? Ne saçma bir insanım. Arkanı göstermek için döndürdüm. Ben göreyim mi arkayı? Anlamadım. Sen dur, beyaz eşyacısın. Ha. Dönsene arkanı. Bu arkam benim. Dön. Ha, komple dön. Tamam, ha. Kapı var orada. Gir, beyaz eşyacı otur. Masadasın. Ha. Evet, gir dükkana. Müşteriyi görünce kalk. Aa. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Bak. Nasıl? Dur. Geri alın kendinizi. Kendinizi geri alın. O kadar geri değil. Şimdi ileri alın. Uzatsana elini. Merhabalar. Tamam merhaba. Dur. Kestik. Evet. Bu nedir şimdi? Bu. Öyle durduk öyle. Temas budur. Ha. Ha. Ha bu kadarsa tamam. Tamam ben o zaman tamam ben buradan sonrasını koy veririm gider tamam. Süper. Şu an hazırım. Taksit bile yaptırmam, alırım komple. Nasılsınız? İyiyiz. Çok güzel. Hayır. Ne bakmıştınız? Ya ben hiç en ucuzu ne? Kestik. Ne yapıyorsunuz? Alışveriş. Arkadaşım ben teması göstermek için beyaz eşyacı yapıp sende müşteri yaptım. Penguen gibi müşteri olur mu? Smoking giyip mi gidiyorsun bulaşık makinesi almaya? Yok, ben bir geceye davetliyim. Acil mikrodalga lazım. Ya, o tarz diye düşün. Öyle bir hikaye kurdum kafamda yani. Olmadı mı? Sahnenin önüne gelin, birbirinizle biraz önce gösterdiğim temas şekliyle tanışın. Ha. Ve birbirinize başarılar dileyin. Merhabalar. Merhaba, başarılar. İnşallah, evet. İnşallah çok başarılı olacağınızı İnşallah, düşünüyorum. İnşallah. Çok gördüm böyle başarılı. Tabii. Arkadaş, niye laf sokuyorsun? Bilmiyorum, onu durduramıyorum yani. O artık pek şey oldu, oturdu. Beyefendi, sen niye lafı yiyorsun? Şuna alış. Buraya kim çıkarsa herkes hatalı. Yani ben senin yerinde olsam mikrofonun demiriyle sırtına vururum.
Ama insan ben elini sıkarken anladım. Kanı sıcak. Öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Bununla mı? Değil, değil. Yok ben vurmam çünkü aynı sahneyi paylaşıyoruz. Nedir? Nedir? Olayınız nedir? Olayımız beyaz eşyacıyım. O da geldi. Değilsin. Anlayan. Onu değil. Uydurdum o sırada. Ha o temas için. Temas. Bunları öğreneceksin. Temas. Ha, hiçbir temas. Şeye hazır gelmediğiniz için ben hazırlattım. Ha öyle mi? Oh iyi evet. Güzel. Müzisyen arkadaşım bize bir şarkı çalsın. Ha. Bu arada herkes yerine otursun. Siz de o arada gidin prodüksiyon sizi giydirsin yollasın. Siz yeterince giydirmediniz mi prodüksiyon? Arkadaş. Cevap verme. Seyirciye arkanızı dönmeden gidin. Ha geri gel. Giderken paslaşın. Öyle değil. Ha. Öyle değil. Birbirinizi çok sevdiniz manasında. Ha. Ya seni ne kadar sevdim ben. Ben de. Öyle değil. Arkadaşım kaş göz işareti, el kol hareketi. Sempatik tavırlar. Ha. Sapıklık yapmayın. Ama bu, çık dışarı. Yıldızlar vardı. Sen görmesen de. Sanma aşkım yalandır sen. Sevmesen de. Her şeyi göze aldım. Gitmedim yanında kaldım. Bir hayalin peşinden sürüklenirken ben sen aldanırım sandım. Mühürlüdür adım adıma bundan sonra. Yeni bir satır aşkın alın yazıma. Mühürdür adım adıma bundan sonra. Yeni bir satır aşkın alın yazıma. Koyma beni. Senden başka bir dermanım yok. Koyma beni perişan. Benim senden başka bir dermanım yok. Yıldızlar vardı sen görmesen de. Sanma aşkım yalandır sen, sevmesen de. Her şeyi göze aldım, gitmedim yanında kaldım. Bir hayalin peşinden sürüklenirken ben sen aldanırım sandım. Mühürlüdür adın adıma bundan sonra. Satır aşkın alın yazıma. Mühürlüdür adın adıma bundan sonra. Yeni bir satır aşkın alın yazıma. Koyma beni perişan. Benim senden başka bir dermanım yok. Koyma beni perişan. Benim senden başka bir dermanım yok. Bugün gelecek misiniz? Arkadaşım gelsenize. Saçını biraz yana çek, yüzün görünmüyor.
Gerçekten iyi hazırlamışsınız. Güzel giydirmişler. Senin elindeki ne? Bu şey, kafayı için ya. Taksana. Söylediler mi ne olduğunuzu? Yok. Prensle paçoz herhalde. Söylemediler mi? Hayır. Siz durumdan ne çıkardınız? Sen niye çekiştiriyorsun pantolonunu? Jarse gibi bir şey yakıyor böyle sıcak. Jarse. Jarse ne? Jarse işte bu ne? Naylon gibi bir şey yani. Pişik yapıcı bir kumaş. Sen neymişsin? Ben? Evet. Zevksiz manyağın tekiyim herhalde. Sen neymişsin? Ben daha tam olmamışım. Yani tam karar verilmemiş bana. Ne açıdan? Dik açıdan. Arkadaşım açsana cümleyi. Şimdi ben herhalde bir kız çocuğuyum. Sen pamuk prensessin. Ben. Beğenemedin mi? Hay estağfurullah, benim için onur da pamuk prenses buna ne der? Sen de prenssin. Ben öpeceğim mi bunu sonunda? Hikayenin sonunda evet. Yapma ya. Hikayenin sonu bugün mü? Prodüksiyon. Problemli çoban yapın bunu. Problemli çoban. Beni? Evet. Cadı yapamayacağımıza göre çoban yapalım. Çoban olduğuna göre problemlidir. Problemi ne bu çobanın anlamadım. Kafadan sakat. Pamuk prenses. Sen de yedi cüce ol. Aynı anda. Bir tanesi ol. Tamam. Vekaletim var öbürlerinin. Güzel fikir. Diğer altısı sana vekalet vermiş. Tamam mıdır? Tabii ki de. Hazır şu an. Büyüsen arkadaşım. Pamuk prenses ve bir cüce müziği hazır mı? O yedi cüce müziği. Müzisyen arkadaşım, bir öncekinden do majörü çıkar, bir müzik olur işte. Bir cüce müziği. Vay vay, yürüyen MP3 ya. Her haltıda biliyor. Evet, prens geç yerine. Yerim neresi ki benim? Ormandasın. Ormandayım prensim ama ormandayım. Ormanda şaton var. Ben aynı zamanda orman değilim değil mi? Arkadaşım. Görüntüden dolayı ormana da ben oynayabilirim çünkü. Arkadaşım şaka yapma. Tamam. Hikayeyi biliyorsunuz. Hayır. Yok. Bilmiyor musunuz? Ben sadece isimleri biliyorum. Arkadaşım siz hikayeyi bilmeden ben nasıl çekeceğim bunu? Bugüne kadar çok farklı bir şey yaşadık sanki. İşte pamuk prensesim ben. Ne yapar pamuk prenses? Yedi cüceyle fingirdeşiyor falan. Arkadaşım, bir, bunu çocuklar için çekiyoruz, terbiyesizlik yapma. Ha, biriyle evet. Fingirdeşiyor o zaman. Arkadaşım. Fingir hiç yok. Yok. Hazır mıyız? Çok hazır olduğumu hissediyorum yani. Diğer yanı da ormanda aldım. Pamuk prenses manyak manyak dolaşıyor, müziği çal. Prens. Efendim? Çoban ol, git arkaya, aynanın karşısında konuşacaksın. Çoban oldum şimdi. Nerede senin kıyafetler? Nerede benim kıyafetler? Sopayı verin. Müzisyen arkadaşım, bu şarkının sözleri de lazım bana. Prodüksiyon, mikrofonu müzisyen arkadaşıma uzatın. Ben böyle Muazzez Abacı gibi oldum ya, böyle hani. Sen problemli çobansın. Elindeki şey ayna. Bu. Evet, pamuk prenses. Sen sevinçli, mutlu, sevecen, içi coşkulu pıtırcıksın. Göster pıtırcığı. Göstersene arkadaşım. Pıtırcık senin mı? Oyun bittikten sonra göstereyim. Arkadaşım hareketlerinde pıtırcık ol. Ha hareketlerim lan. Ha şey müzisyen ya. Arkadaşım. Hey. Ver müziği, müziğe göre ormanda çiçek topla, kelebeklerle coş, arılarla koş. Hadi. Dağıtma kendini, dağıtma. Ne oldu? Yani ön sıra komple iptal oldu sandım bir an.
Devam, yallah. Ne yapıyorsun? Kes kes. Manyak pamuk, ne yapıyorsun? Kelebeğe vurdum ben, yanlış denk geldi. Sen kelebeklerle coş, arılarla koş demedin mi? Evet, ben tamam. Pıtırcıksın, sevgi insanısın. Çok tatlıyım ben. Evet. Kime denk gelirsem artık. Gülümse. Suratında ifadeyi ver. Sahneyi tamamen kullan. Bir papatyadan, bir goncadan, bir gülden, bir gelincikten al. Çoban, de ki ayna ayna söyle bana, benden güzeli var mı bu dünyada? Ayna ayna, ayna ayna söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada, ha? Var, çobanım var. Nerede var? Pamuk prenses var. Nerede o pamuk prenses? Ha. Ormanda manyak manyak arılarla falan konuşuyor. Çok enteresan bir durum. Pamuk. Canım. Kızım ne yapıyorsun? Ben sıyırdım artık. İyice buradan oldum yani. Ayakta dur. Çoban. Efendim? Aldın mı cevabı? Aldım. Ne yapacağım? Otlatacağım ben pamuk prensesi. Anlamadım ki. Kıskanacaksın, çıldıracaksın, delireceksin. Evet, cevap geliyor. Hazır ol cevaba. Hazırım. Pamuk, hazır mısın? Çok hazır olduğumu hissediyorum. Ver yüzünden sevgi insanını. Var senden güzeli bu dünyada çoban. Kim? Kim olacak biliyorsun, az önce söyledim ya. Ha, pamuk prenses mi? Tamam. Kalk çoban, sakinleş. Ha. Oh, sakinim. Benim bu pamuk prensesi ortadan kaldırmam lazım de kendi kendine ve düş yollara. Benim bu pamuk prensesi ortadan kaldırmam lazım. Aynayı asayım mı yerine, ne yapayım? Aynayı koy bir yere, sonra lazım. Benim bu pamuk prensesi ortadan kaldırmam lazım. Düş yollara, pamuğu ara. Pamuk sen manyak manyak gezerken çobana rast gel. Bey amca hayırdır? Kestik. Pamuk. Efendim? Her gördüğünle konuşmuyorsun. Adam seni görüyor, ha. Sen mahcupsun. Ben yabancılarla konuşmam falan, annenden tembihlisin. Ha. Çoban seni kandırıyor. Çobana meyvesini verin, meyve verecek sana, yiyeceksin, zehirleneceksin. Nasıl kandırayım ben hocam? Ben ne bileyim, kandır işte. 3, 2, 1. Oradan alıyoruz. Oradan alıyoruz arkadaşım. Orada mısın? Orası neresi? Çeşme. Gel geri. Sağa gel 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 gel. Sen gelme çoban. Ha. Senin sopa havada. Elin de havada, sol elin. Çene biraz aşağı. Tamam. Pamuğu gördün yan gözle. Yan gözle. Kafayı çevirme. Gördün. Pamuk. Sen adamı görmedin. Kafan yere bakıyordu. Bir ucundan eteğinin tutmuştun elinle. Öbür elinle. Ayağının biri havada. Öbür diz kırık. Tamam. Tam öyleydiniz. Müzisyen arkadaşım. Vay vayın oradasın tam. Yallah. Ben böyle mi kalmışım 3, ya? 2, 1. Reji açılar tamamsa giriyorum. Kayıt. Ne pıs pısı ya? Hocam olay ne? Ne? Ne oldu çoban? Pıs pıs diyor bana. Bir dakika. Çoban yani. Arkadaşım. Sen pamuk olsana. Pamuk sesi ver. Pamuk prenses sesi ver. Merhaba çoban amca. Güzel. Çoban. Efendim? Niye pıs pıs diyorsun kıza? Pıs pıs şey yani gel gel gibiler. Hani orman ya, kalabalık. İnanmaz sana. Pıs pıs yapan bir sapağa inanılır mı? Gel gel diyeyim o zaman. Gel gel. Gel gel deme. Gel. Merhaba tatlı kız. Ne yapıyorsun yalnız başına bu ormanda falan? Ha. Tamam, evet. Olur. Ha. 3, 2, 1. Yallah. Merhaba tatlı kız. Ne yapıyorsun ormanda böyle güzel güzel tek başına bakayım ha? Hiç, öyle aranıyorum ormanda. Kestik. Ama yani o haldeyim, niye işim var ormanda? Arkadaşım, benim yani? Sen şu anda pamuk prensessin. Pamuk da birazdan keten helvaya döneceğiz yani. Arkadaşım. Tamam, ben keten helvayım. Aman pamuğum. Düzgün cevap ver. Tamam. Kıza sordun, sor. 3, 2, 1. Ne yapıyorsun burada bakayım sen güzel kız? Bir gazoz içer misin ha? Gazoza girme. Bir şey içer misin? Bir şey sorma.
Ya direkt dal gel hemen. Nasıl? Arkadaşım çoban, bir durun. Bu nasıl bir orman yani? Orman çoban, kanunu dedikleri efendim, bu. Efendim bir sussana. Tamam. Pamuk Prenses. Çoban. Ne? Şuna düzgünce yaklaş. Sanki kızı koruyormuşsun gibi. Ha evet. Sen de safın tekisin Pamuk Prenses. Ha. Mal mal geziyorsun ormanda. Tamam. Sevgi insanısın ama. Evet, buyurun. Merhaba tatlı kız. Ormanda tek başına ne yapıyorsun? Vallahi hacamat ederler burada seni yakalarlar. Ya girme şu manyak manyak konulara. Girme. Sana ne hacamat ederlerse etsinler. E ben etmeyeceğim bu sonu. Doğumuna para mı saydın? Allah belanı versin. Bana ne yani? Ya ben tamamen gözden çıkarılmışım. Ben bir şeye binip gideyim mi yani? Arkadaşım lafın gelişi söylüyorum. Çobanı pozisyona sokmak için. Eyvallah, çok memnun oldum. Gerçekten. Buraya gel, buraya. Ben girerim pozisyona, sorun değil. Reji. Reji şunun ağzını burnunu dağıtıp gönderin. Nereye gidiyorsun sen? Evime gitmek istiyorum yani. Niye? Yani ben çünkü artık tedirgin oluyorum yani. Her sopayı alan ormanda karşıma gitmiyor. Arkadaşım gitmiyor. Ben bugüne kadar sana bir kötülük yaptım mı? İşte ben bir sonraki halimi bir merak ediyorum. Şu ana kadar yırttık. Ama pamuk kıvamına geldiğim için artık tedirginim yani. Çoban. Efendim? Bütün bunlar senin yüzünden oluyor. Seni haşamat ederler. Denir mi böyle? Zaten sen haşamat edeceksin onu. Ha. Elmayı vereceksin. Yiyip zehirlenip geberecek. Evet. Hazırız, evet, oradan alıyoruz. Tamam. Sen de sevgi insanı ol. Kamburun çıktı. Yavaş yavaş içe dönmeye başladım tabii yani. Ver yüzünde sevgi ifadesini. Mutlusun. Ormandasın çünkü. Yuvan burası. Evet, buyurun. Ne yapıyorsun burada gece vakti bakayım ha? Ah, gece oldu mu? Hiç farkında değilim. Oldu. Ben şimdi evimi nasıl bulacağım o zaman? Ben bırakırım gideceğin yere kadar. Siz benim evimi nereden biliyorsunuz ki? Nereden biliyor muyum evini hocam? Ya küçücük kasaba. Zaten 7 tane şato var. Küçücük kasaba, 7 şato var. Arkadaşım, şato kasabası. Sadece şatolardan oluşuyor. Ne gülüyorsun? İşte vakitsiz alınan ilaçlar insana ne hale getiriyor ona gülüyorum. Yani. Siz işinize bakın. Tamam. Benim filmime müdahale etmeyin. Peki. Ben bırakırım sizi gideceğiniz şatoya. Tamam. Bizimki derenin tam yanındaki. Bu taraf orman, bu yani şato bir yan. Ha. Öbür yanı da benimki zaten. Evet. Götüreyim mi eve? Ha evet. Götür. Tamam. Yolda giderken ilaçlı meyveyi vereceksin, zehirli meyveyi. İlaçlı meyve. İlaçlı. Zehirli işte. Zehirli. Evet. Bayıldıktan evet. Sonra mı? Ne oluyor bayıldıktan sonra? Arkadaşım başka bir fikrin mi var? Yok yani en azından. Hacamat sırasında bir şey hissetmeyeceğim için sevindim. Zehirle öldüm. Arkadaşım hacamat yok. Ha yok. Onu aklından çıkar. Tamam. Onu attık. Tamam. O bölüm yok. Tamam. Hazır. Evet. Ben. Al kızı götürürken eve prodüksiyon meyvesini getir çobanın. Seyirciye göstererek deyiz. O ne? Prodüksiyon. Bunun elma olanı yok mu? Artık bunun zaten zehre ihtiyacı yok yani. Elmayı versene. Sen o elmayı sakla. Saklasana elmayı. Ne? Görmesin. Gerçekten nereme saklayacağımı bulamadım şu anda. Tamam. Şoban Hanım gel. Birini kaybettim. Evet. Ormandayız. Ver orman müziğini. Eve götürüyorsun. Gel ben seni şatona bırakayım yavrum. Elmayı ne zaman vereyim hocam? Arkanızı dönmeyin seyirciye. Sahnede şöyle bir gezdir. Ha, şatoya gibi. Giderken. Hah, bizim şatoda görüktü. Oh, görüktü mü? Aa! Kız acıksın yolda. Ha. Acıktın mı sen gülüm? Vallahi eve de geldik ama yine de acıktım. Ha, yine de. Aslında ev hemen şurası. Ama yani şu an bana bir şey verseniz mal gibi yerim vallahi. Vallahi ne bileyim şurada midemi tutsun diye bir şey almıştım ama artık seninle paylaşırım. Paylaşma manyak. İlaçlı o. Ver kıza gitsin. Ha. Devam. Ha, paylaşmayayım o zaman. Tek sen ye. Ben çünkü diğerini ben yedim. Devam. Çok memnun oldum Hannibal Lecter. Ha.
Arkadaşım zaman... Hannibal Lecter kim? Yengem, ne bileyim ben. Ben arkadaşım girme yabancı kelimelere. Niye? Bozma filmimi. Tamam. Metne uygun gidiyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Ye yeah, ye. Yeah. Teşekkür ederim. Ye. Yeah. Oh. Yürü. Ay zehir gibi. Olmamış da daha tam onda. Bu kim? Sizin yardımcı mı? Arkadaşım ona takılma, o yok. Ne oldu? Kıvama giriyor. Vrik oldum. Ne oldun? Vrik. Vrik ne? Ya cırcır gibi bir şey herhalde. Arkadaş. Ben tam adını bilmiyorum. Çıkan sesi ben onu... Arkadaşım. Pislik yapma. Ya seyircinin önünde. Tabiattan gelen bir olay bu yani. Doğa, bir... Benim hikayeme müdahale etme. Ay, benim hikayemde kız vrik olmadı. Bak ağzınıza da yapıştı. Benim hikayemdeki kız yiyince elmayı bulanıklaştı, manyaklaştı. Evet, ay şatoyu da göremiyorum. Bana ne yedirdiniz falan cart cürt derken yere uzanır. Ay bana ne yedirdiniz? Ay zehir gibi bu. Daha dur bakalım, dur. Ay çok bulanık görüyorum. Bulanık görüyor hocam. Ay dizim çok acıdı. Aman. Ben soyunuyor muyum şimdi? Ne yapıyorum anlamadım. Kestik. Lütfen sen niye kesin. Kalktın? Ben niye kalktın? Ayılttı beni yani. Çoban. Efendim? Ya bir çeneni tutsana kardeşim. Ama öyle bir yayıldı baygın bir şey, pıtırcık yerde. Dal mı yazıyorsun bunu? Hocam yok. Konu nereye gidiyor? Çok affedersiniz ya. Yani... Arkadaşım konunun bir yere gittiği yok. Siz iki manyak konuyu çekmeye çalışıyorsunuz bir yerlere. Her şey bana patlıyor ya. Ya ben gelin bunu... sahnenin ortasına. Kenarda bayılıp ayılıyorsun. Evet, yedin, bulanıklaştı. Yalla, 3-2-1 hızlı düş. Tamam. Zehirli elmayı verdin, muradına erdin. Gideyim şimdi o zaman ben şatona burada. Dön. Şatoma döneyim. Evet, prens ol. Bu burada ama böyle şişmesin, bir bıçak koysaydım. Kardeşim, o ölmeyecek. Atsana ona omzundan. Sen de şimdi arkada ormanda atınla geziyorsun, dolaşıyorsun. Atımla? Evet. Niye bu sırada Pamuk Prensesi yedi cücelerden bir tanesi bulur. Arkadaşım. Arkadaşım. Hop Pamuk. Ha ben. Peru çıkar. Yedi cücelerden vekalet almış. Yedinci cüce ol. Sapık şeyler bana denk geliyor. Ben ne yapayım, dolaşayım mı? Peru yere koy. Yerde Pamuk yatıyor. Ben montajda koyacağım onu. Sen şu anda sevimli cücesin. Ben. Sevimli ol gel, evet. Sinirli gördü, geldi size haber verdi. Hepiniz birlikte geliyorsunuz arka arkaya. Tamam. Önce sevimli ol, sonra sinirli ol, sonra şakacı ol. Konuşarak kızı halledin, buyurun. Arkadaşım uyandırın kızı, götürün eve yatırın, çaresini bulun. 3-2-1 yalla. Ah, gel gel, karının gerisi nerede ya? Kestik. Manyak cüce. Ben onu montajda koyarım. Ha. Kız orada yatıyor. Pardon ben... Yani olaya sevdim. Cüce olun gelin. Çık dışarı. Diğer altısı nerede? Arkanda mı diğer altısı? Tam arkamda, evet. Tamam. Geliyorsunuz en önde sevimli, arkada sinirli, arkada şakacı, arkada uykucu, zart turt zart turt. 3-2-1 buyurun. Gel gel. Ne var lan, niye çağırdın beni? Oğlum niye uyandırıyorsunuz lan? Kızı alıp eve götürmeye karar verin. 3-2-1 konuşun aranızda, kayıt. Çabuk olun. Oğlum bana bak, şaka yapmıyorum, bunu alıp eve götürelim. Tamam lan tamam, ikide bir götürelim falan deyip durma. Ya siz vallahi benim uykumu komple açtınız. Hadi alıp götürelim. Hadi ya. Git arkaya. Pamuk ol gel.
Tamam. Atı bağladın mı? Bağladım, doyurdum. Yani atla önce... konuş. Pamuk Prenses neredesin? Ata sorayım. Gel uzan. Cücelerin evindesin şu anda. Baygınsın. Eteğini topla. Oturup kalkmasını bilmiyorsun. Bize doğru dön. Yüzünü döndür, yüzünü. Biraz kafayı eğ. Kamera açısı alalım. Reji görüyor musun kafayı? Masum ol. Çok masumsun. Melek gibi. Evet, beyefendi. Atla konuşuyorsun. Tamam. Hocam, atın adı ne? Atın adı ne? Düldül. Çok klasik oldu. Bülbül o zaman. Tamam. Bülbülle konuş. De ki ata. De ki. Bülbül, bülbül. Hüzünlü, ağlamaklı bir şekilde. Bülbül, bülbül. Prens oldum. Yakında kral olacağım. Ama sevdiğimi hala bulamadım. Allah'ım karşıma çıkar falan diye dertleş bülbülle. Ver dertleşme müziği. Sen meleksin. Ya bülbül, bülbül. Prens oldum, koskoca adam oldum. Yakında kral olacağım ama karşıma sevdiğim şöyle fıstık gibi, pamuk gibi bir kız çıkmadı. Ne olacak bu iş? Ne dedi bülbül? Ya, pf, diye bir şey yaptı, anlamadım. Tamam. Yedi cüceler gelsin. Arkadaşım, koy peruğunu yere, kalk. Ben montajda seni koyarım. Gelin gelin, süper kare vallahi. Bak size dediğim doğru. Pislik yapma. Eteğini topla. Evet, cüceler konuşsun kendi arasında. Ne yapacağız, bu kızı nasıl uyandıracağız? Konuşsanız da aranızda. Bana da biraz akıl verin. Kızı buldum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ben oğlum, ben hala vallahi sanki beni bir şey çağırdı. Ben hala uykuluyum ya. Ya ne matrak adamlarsınız? Kız eve geldi, daha ne istiyorsunuz lan? Böyle bak yeter vallahi. Kendi aranızda deyin ki. Bu, nereye? Nereye bakıyorsun sen ya? Öyle baktım, başı ne tarafa geliyor diye son anda fark ettim. Sapık cüce. Zaten yedi tane, iki eksikti. De ki. Kendi aranda, sinirli olarak de ki. Kendi aramda diyeyim bunu. Evet. Böyle konuşayım buraya doğru. Sinirli desin ki. Ha. Ben bunun formülünü biliyorum. Vay. Neşeli desin ki. Nedir ki ulan? Şakacı arada bir şaka yapsın, uykulu uyansın. Evet, 3-2-1 kayıt. Oğlum, sen ne yapıyorsun? Kestik bir dakika. Ne yapıyorsun prens? Hocam... Ata fal bakıyorum, ne yapayım? Oturuyorum, atla muhabbet ediyorum. Affedersin de ne falı? El falı, nal falı, nal. Devam, devam. 3-2-1, buyurun. Bana bakın lan, ben bunu formülünü biliyorum ha. Nedir abi, ne sessiz söyledi, ben uyanayım Allah aşkına. Ya iki tane Karadenizli yolda yürüyorlar. Sus lan, saçmalama, gerizekalı. Ne alakası var şimdi? Ya bir bağırmayın, gözünüzü seveyim bağırmayın ya. Ya arkadaşım ben... çözüme gelsene. Çözüme gelmiyorsun bir türlü, aranızda geyik çeviriyorsunuz. İşte bu çözümcü cüceydi bu. Evet, 3-2-1 çöz. Ha. Ya hepiniz o kadar sempatiksiniz ki. Bence bu kızı bayatmışlar. Vallahi bayatmışlar. Bunun bir formülü bulmalıyız. Arkadaşım formülü sinirli biliyor. Sor sinirliye. Ha, sinirli, sen böyle sinirli bir tipsin. Sen bilirsin bu tarz şeyleri. Hayındır? Sinirli cevap veriyor. Bunu sana prens olur. Öpse uyanır. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben biraz bir şey biliyorsam... Ya bak buraya yazıyorum. Bunu prens bir öpsün, 2 dakikada kendine gelir. Kur'an çarpsın. Ben prens olsam şak diye öperim. Ayıltırım. Diğerleri ol. Peki. Komple gidelim. Altım gözüküyor. Ben... Arkadaşım gösterme. Diğerleri ol. De ki o zaman gidip prensi bulalım ormanda. Çocuklar bir şey söyleyeceğim lan. O zaman kalkın gidelim prensi bulalım. Tamam. Tamam mı? Vallahi bana uyar yani. Ya oğlum beni uyandırmayın diyorum. Gidin bulun gelin ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu fıkrayı anlatayım ondan sonra gidelim. Yürüyün gidelim lan. Saçmalama. Yürüyün. Gel gel. Dolan dolan. Ormanda dolan bul prens. Hay! Müdür ne yaptın? Hay Allah. Hay Allah.
Gördün mü ben cüceyi? Evet. Kestik. Cüce. Efendim. Sen gelince müdür ne yaptın mı diyorsun? He. Manyak mısın? İşte ormanda şey bu, tarz bu yani. Merhaba, sayın prens. Bir dakika konuşabilir miyiz falan. Adam, prens. Ha, evet. Siz Allah'ın cücesisiniz. He. Herhalde canım. Merhabalar. Sayın prens. Hayırlı Ramazanlar. Müsait misiniz? Aa, yok, atı seviyorum. Ha, müsaitsiniz yani. Ha. Eyvallah. Ya bir şey danışacağız da arkadaşlarla beraber. Biraz eğilirseniz. Biz biraz kısayız çünkü. Ha. Siz neyi bırakamıyorsunuz? Niye hep aynı cüce konuşuyor? Ya bu atla ilgili neyi bu kadar bırakamıyor ben anlamadım. Bırak atı. Bıraktım. Gel buraya Atakan, gel. Diğer cüceler de olsun konuşurken. Siz de olun lan, ağzınızı açmayın ama. Arkadaşım, arada onlar da konuşsun. Yok yok, hiç konuşmayın, ben orayı... Konuşsun! Ya konuşmasın ya. En az iki tanesi konuşsun. Şimdi konuyu çok çabuk anlatacağım, hemen bitireceğim. Yoksa bunlardan en az ikisi hemen lafa karışır. Hemen anlat o zaman canım kardeşim. Biraz gerginim çünkü ben. Bir tane prenses bulduk biz. Oh götürün. Vallahi bulduk bir tane, gerçekten bulduk. Evet abi, ben uyuyordum, beni de aldılar getirdiler. Ama sen de hep uyuyorsun deli şey. Konuşmayın lan, iki dakika bir şey anlatıyor şurada. Hocam ben korkarım böyle bir tipten. Vallahi billahi prens olsam korkma, yani korkma. Saçma sapan. Kestik. Korkma korkma, buna ne oluyor? Kardeşim burada film çekiyoruz, nesinden korkuyorsun? Ya ben bir oraya gidiyor öyle konuşuyor, bir buraya gidiyor böyle konuşuyor, manyak gibi. Siz çaprazdasınız, bu açıdan bana bakmadınız için. Aa yani. Şimdi bir tane prenses bulduk. Kes. Biz müdür. 3-2-1 kayıt dedik mi? Demedik, yok. Ben önceden haber bol bol veriyorum malı. Ver öne yüzünü, sinirlisin. Kameraya ver, kameraya. Senin de elin yere değiyordu. Küçük serçe parmağın yere değiyordu. Benim. Prens, evet. Küçük sağ elinin serçe parmağı yerdeydi. Allah Allah. Evet, 3-2-1, buyurun. Şimdi müdür, ben diyorum ki sen bunu öpersen bu kendine gelir. Konuşmayın, iki dakika bir şey anlatacağım, konuşmayın ha. Ağzınızı, burnunuzu kırarım vallahi bu sefer. Diyorum ki sen bunu öpersen yakışıklı adamsın, delikanlısın. O Shrek'teki yakışıklı prense benziyorsun çünkü. Bir tek bıyıklısın. Gel sen bunu öp, kızcağız kendine gelsin. Şahane bir şey, 10 numara. Kendine geldikten sonra? Ondan sonra sen gidersin, bize bırak. Evet, git Pamuk Prenses ol. Hocam benim parmağım uyuştu, kaldırayım mı artık? Senin parmağın hala orada mı? Ha, ne bileyim ben devamlılık açısından dedim. Al parmağını. Biz tam 7 cüceyiz, yallah tazim. Aa, birisi yatıyor yerde. Bir şey yatıyor yerde. Cüceler getirdi seni oraya. Evet, getirdiler, bırakıp cüceleri gittim. Seslendiriyorum. Ha. Prens, mal budur. Mal, oh mal iyi, mal iyi. Son kaça bırakırsın? Ya manyaklaşma bir dakika. Bir dakika manyaklaşma. Tamam, bir dakika manyaklaşmayayım. Prens, efendim? Prenses budur. Oh, biz oh. Düşündük ki sen öpersen sevginle o ayağa kalkabilir. Tabii, neresin? Yanağından değil mi? Ne oldu Pamuk Prenses? Fikri bile yetti bana, bak kendime geldim ben. Yatsana. Melek ol. Dudakları şişir. Hocam yapma, benim kadar yakın değilsin bak. Burada film çekiyoruz. O zaman sanat için öperim ben. Öpüyormuş gibi yap, ben montajda öpüştürürüm. 20 santim kala öpücüğü koy, ben montajda öpüştürürüm sizi. 3-2-1, büyük bir love story. Hala gelmedi, neyi öpüyor ben anlamıyorum. Çok gerginim şu an. Elini kolunu oynatma Pamuk. Keşke elmayı fitil yapsaydım da ölseydim ya Rabbim. Hocam öpeyim mi yani? Kestik. Sen niye taksitle yaklaşıyorsun? Hani ürkütmeyeyim diye bir anda böyle. Zaten baygın uyuyor. Ha, Coşkun gibi dalayım Pamuk. Direkt. Müdür. Sorun Coşkun mahalle... kim? Bizim mahalleden. Kalk ayağa, tekrar alıyoruz. Bir love story, bir dansını yap love story'nin. Sonra yumul, çök dizini.
20 santim kala dokundur. Arkadaşım beni de çektiniz kendinize. Sizi de çektik kendimize. Yat yere. Melek ol. Dans edeyim değil mi hocam? Evet. Ver Love Story'yi. Büyük bir aşk duydun. O aşkla öpersen ancak uyanır. Kestik, kestik. Bu gerizekalı dansı ne? Aşık oldun diyorum sana. Ha, tamam. Evet. 3, 2, 1, kayıt. Kestik. Kız yavaş yavaş uyanır. Prens öptükten sonra daha çok dağılır. Feci aşık oldu. Ne? Kız yavaş yavaş kendine geliyor. Nasıl öptüm ben bunu ya? Of benim çok gazım var ya. Kestik. Uzaklaşayım mı? Gazım var diyor. Kestik. Taşta yatıyor uzun zamandır. Gaz yapalım. Ya Pamuk Prenses. Efendim? Sen narinsin, sevgi dolusun. Tamam da insanım yani, taşa yatmış Allah Allah. Pıtırcıksın. Nasıl olmaz Pamuk Prenses'in? Osuran prenses mi olur ya? Niye o kelimeyi söylüyorsun, biz bilmiyor muyuz? Pıtırcık. Aşık oldun sen. 3, 2, 1, candan. Gör prensi. Allah'ım bu da kim? Ya beni hep Kasımpaşalılar mı bulacak ya? Ne zaman ormana çıksam böylesi denk geliyor. Merhaba. Merhaba bebeğim, merhaba. Hoş geldin. Uyuyordun kuzu gibi. Öptüm, kendine geldin. Ben tam hatırlamıyorum. Bir öpücük olsa gerek herhalde sadece. Tabii tabii, bir kerecik öptüm. Tamam. Oh. Teşekkür ederim beni uyandırdığınız için. Fakat yine de mesafeli olursak sevinirim. Ben sadece öpüp gidecek miyim evime, anlamadım Kalk ki Kalk ayağa. Prens gibi mağrur ve gururlu ol. Kıza yavşama. Tut elinden, kaldır. Peki bu cüceler kimdi? Ne yapıyorlar? Peki bu cüceler kim? Cüceler duruyor yatağın başında. Ha. Kim bu cüceler be? Burada Sen yatağın başında. Sen değil. Ha. Onlar getirdi ya seni. Ha, ben. Ha. Peki bu cüceler kim? Onlar aparatif. Ya ben ne saçma bir grubun içindeyim böyle. Arkadaşım, cüce ol, tanıt kendini prensese. Çıkar Peru. Merhaba prenses. Biz 7 cüceyiz. Ben en tatlılarıyım. Bu arkadaş sadece sizi uyandırmak için geldi. Geri kalanı biz halledeceğiz. Yani etrafı gezdirme olsun, sizi mahalleye alıştırma olsun. Diğeri ol, biz seni kurtardık. Aslında biz bulduk ormanda. Hikayeyi anlat bize. Müdür bir sus. Ver Peru şeye, prense. Prens, elini sok Peru'nun içine. Ha. İleri uzat. Heh, prenses olsun orada. Sallama. Evet, diğer cüceler konuşun prensesle. Vallahi müdür, ben aslında gergin adamım yani ama yine de sen çok hoşumuza gittin, dedik yardım edelim. Evet, bunlar çok sempatikler ya. Biz seni çok tatlı bulduk, aramıza alalım dedi. Siz konuşmayın, ağzınızı burnunuzu kırarım vallahi. Kız ol, cevap ver. Tatlıyız. Ormanda böyle bir... Ay ben sizi çok sevdim, bilseydim saçımı yaptırdım, böyle dağınık geldim. Çok tatlısınız ikiniz de, çok tatlısınız. O kadar içime doğdu ki hissediyorum ben yani. O hissediyorum yani. Bana bu ormanda yer yok yani, öyle düşünüyorum. Arkadaşım ne oldu? Nasıl ne oldu? Ben artık elektriği, aurayı alıyorum yani. Prens. Efendim? Ne yapıyorsun sen? Hayır, ben uyandırma servisim ya. Belki içe geçer diye düşündüm. Niye çekiştiriyorsun Carse'yi? Neyi? Ben. Carse değil miydi o? Ha, Carse, evet. Carse. Cavs'ın bir küçüğü bu. Korkutucu kumaş. Evet. Ama gene de sen prense aşık oldun. 7 cüceleri nazikçe, kibarca atlat. Prensle kaçacaksın. Tamam.
Çok tatlısınız. Ben de sizi çok sevdim ama sizde kalamam. Çünkü siz çok cicesiniz. Prens. Efendim? Prensesi dansla ormanın içinden şatosuna götürür. Dans ederek. Abi yürüsek bir şey olmaz mı ya? Dans edeceksiniz. Film çekiyoruz burada. Böyle. Kenefe giderken bile dans ediyorsun. Burada adet. Arkadaşım. Arkadaşım bir durun. Dansla arkaya gittikten sonra ikinci bölüme çağıracağım seni. Gerginsin. Biraz bir iki kadeh bir şeyler versinler sana öyle gel. Tamam mı? Tamam. 3, 2, 1 verin dansı en az 3 tur atın. Arkadaşım gelsene. Hoş geldin. Ben 2 yudum rahatlamak için işlemiştim. İşte her şey o ilk 2 yudumdan sonra oldu. Ama rahatım artık yani. Bu şekilde seyircinin önüne çıkılır mı? Komple çıkabilirim. Yani fitil gibiyim şu an. Sen niye içirdin? Ben içemedim. O elinden almaya çalıştım. Şey o hala böyle şu kadarını sokmuştu gırtlağına kadar. Bayağı bir içti yani. Ben engel oldum. Doğru mu? Doğru mu? Bana mı soruyorsunuz doğru mu? Arkadaşım doğru mu söylüyor? Evet ya. Ne doğru mu bunlar hep? Ben ne bileyim anlamadım. Çok içiyor bu. Onları bir bilelim hep. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Ben ağzı bunu kırarım bunun yani. Hiç insan sahip çıkar arkadaşına yani. Ha, evet evet. İçmedi. Bir yudum. Belli. Ha, ama yani işte. Hadi bakalım. Arkadaşım bir bayan seyirci al sahneye. Onun ağzını bunu kırayım. Arkadaşım kimsenin ağzını burnunu kırma. Ha. Sarhoş olduğunu seyirciye belli etme. Bir bayan seyirci al sahneye. Bayan seyirci gelsin diyorum. Delikanlı el kaldırıyor. Ben mi içmişim? Bayan seyirci alabilir miyim? Beyefendi, arkadaşımın kol düğmesini ilikle. Merhaba bayan. İlk önemli soruyu soruyorum. Bekar mısınız? Ha süper. Çünkü başıma iş açılıyor sonra. Arkadaşım. Ha. Sen fazla konuşma. İçince açık sözlü oluyorsun. Eyvallah. Nasılsınız? İnsansız. Eyvallah. Asılma kıza. Ha. Ben sıcak olsun ortam diye. Alışsın diye yani. Hanımefendi kim? Öyle bir bayan işte. Benim yeni kız arkadaşım. Arkadaşım. Dışarıda ağzını burnunu kırdıracak mısın? Kız arkadaşım olsun da parçalasınlar anasını satayım. Sen hakikaten... Ne yaptı? Bir şey vardı. Ne yaptı? Arkadaşım sapıklık yapma. Eyvallah ben onu frenleyeceğim şimdi. Hanımefendi siz bunun eşisiniz. Allah'ım işte o günler o. Sus! Ha oyun icabı. Ha. Hamilesiniz. Ve gülüyorsunuz. Ve bunun eşi olmaktan ve hamile olmaktan dolayı çok pişmansınız. Ha. Ben sizi seslendireceğim. Yatak odasında yatıyorsunuz. Bu adam eve zil zurna sarhoş geliyor. Sarhoşsun ya, onu oynatayım da seyirci çakmasın. Ben gardolopta mıyım? Ne yapıyorum? Gardolop. Niye sizin hep aklınız o tarafa gidiyor? Hayır, belki marangozum hani öyle kalmışım içeride. Evet, çok iyi yapmış dolabı. Demişiz ki bizle yaşa artık anasını söyleyeyim. Yani çıkma sen dolapta yaşa. Geyiği kesin, herkes pozisyonunu alsın. Sen dükkancısın. Dükkancıyım. Evet. Mahallede dükkancı. Dükkan yapıyorsun. Emlakçı mıyım yani? Ya git dükkanına bul kendine bir şey işte. Ha. Dükkanım. Tamam. Nerede hocam? Orada. Bakkalın yanında. Ha bakkalı şimdi gördüm pardon. Yerleştir malları falan. Hanımefendi yatak odasına gidin. Bana mı soruyorsunuz evin yatak odasını? Arkadaşım yatak odasını göster hanımefendiye. Sen de dışarıdan geliyorsun. Kapıyı aç. Çabuk olun, çabuk. Hızlı.
Tüh be, cepsiz pantolon giymişim, anahtar yok. Arkadaşım, ben ona cep koyarım, varmış gibi yap. Ha. Gece gece kadını uyandırma, terbiyesiz. Ne oluyor lan? Çık lan dolaptan, marangoz! Kestik. Arkadaş, o yoktu. O da siz uydurdunuz. Marangoz falan yok orada. Ha. O zaman kim var? Başka biri mi girdi dolaba? Senin hanım ne? Benim hanım çok tatlı. Senin hanım hamile. Ha. Ha, cazgırlaşmış. Arkadaşım, sancısı tutmuştur kızın. Ha, o şekil. Ha, tamam. Tamam. Hazır olduğumu hissediyorum. 3, 2, 1. Çıngır mı? Ne oldu? Nereye? Yatak odasına diyorum. Yatak odasına duvardan mı giriyorsun? Yok, döndüm. Holü döndüm. Holü'den küçük kenefin yanından... yatak odasına. Neredesin boyu devrilesice? Az önce bunu kırarım, doğrusu kimseler. Bağırma hamile kadına. Ha. Hamile hamile bağırmasana, sen bana beni de geriyorsun ya. Ne oldu ki şimdi? Ah, Allah bin türlü belanı versin senin. Hayırlısı, ne oldu? Gene sarhoş mu geldin? Yok ya, üstüme sinmiş arkadaşlardan. Benim sancım tuttu galiba. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Yani eşit, kadın erkek eşit fırçalıyoruz birbirimizi. Onun asıl bana, ben ona öyle. Benim sancım tuttu galiba. Biraz bekle geçer yani. Niye bu kadar hemen ortalığı o şeye veriyorsun? Neye verdiğini de tam hatırlayamadım şu an yani. Gaz olmasın, bir yürü gel şöyle. Gaz değil, bu gerçek galiba. Ebeğimi alıp gelsen. Kimi? Doğum kontrol uzmanını. Doğum kontrol uzmanı için biraz geç kalmamış mıyız sence balım? Ben size kapağı bıraktım, oraya alırsınız cereyan yapmasın diye. Kadın doğum uzmanı diyecektim, sancıdan öyle dedim. Ha, doğum uzmanı. Ama şimdi gecenin bu saatinde nasıl bulacağım? Uyuyordur şey kişi. Ah, en azından bir eczacı da bulamaz mısın? Eczacı anlar mı işte? Bir bağırma da bir insan gibi konuş ben. Arkadaşım, kadının sancısı var. Git bul birini getir. Ben şimdi eczacı bulup geliyorum. Sen hiç kıpraşma burada. Alkol üstün, sapık hareketler yapma. Çabuk ol, çabuk, daha buradasın. Yürü. Mahalledesin. Hemen ilk eczaneyi bul. Sağda eczane, sağda, 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 orada. Gördün mü eczaneyi? Yok, dün buradaydı. Nerede ya? Solunda, biraz solda. Tam orada. Gördün mü? Hayır. Gör şunu, ben koyarım oraya eczaneyi. Eczane, ne kadar güzel eczane. Tamam, ama ne yazıyor? Kapalı, eczane kapalı. Arkadaşım, vitrininde ne var? Vitrininde eczalar. Arkadaşım, bir yazı olacak. Bu gece, yarın, cumartesi, pazar. Sinema mı, eczane mi burası ya? Arkadaşım, sen yazıyı bul. Bu dükkancı. Gece yarın belki olacak. Efendim? Ne yapıyorsun? Ben öyle müzisyen satıyorum Ork'la beraber. Dükkancı, müzisyen yok orada. Yok. Sen dükkanların var, malların var, onları satıyorsun. Ne sat, ne? Dükkandasın işte, tamam. Evet ha. Arkadaşım, gördün mü? Gördüm, bu gece. Gördüm, bu gece Şengül Eczanesi, Cemil Topuzlu Caddesi, 18 numara, 18 Mart taksinin yanındaki sokak. Yürü, ne duruyorsun? Yürüyemem, çok uzak orası. Arkadaşım, koş o zaman. Hop! Yürü. Bismillah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben dükkan arıyorum. Dükkan aramıyorsun. Ha. Şengül Eczanesi'ni arıyorsun. Şengül Eczanesi'ni arıyorum. Burası olursa ne kadar rahat ederim. Vallahi şu anda dükkan açık ama ne olduğuna karar vermedik. İsterseniz Şengül Eczanesi yapabiliriz yani. Boş çünkü yani. Dört duvardayım ben şu anda. Kardeşim, manyak mısınız? Komple mi? Hayır, beyefendi manyak mı? Ama siz bana dükkan mal ya, böyle böyle mal yerleştirmiş. Mal yok ortada. Konsepti yok. Koyduk. Adam Şengül Eczanesi'ni arıyor, Lambers diye girdi içeri. Lambers.
Demek ki sen nesin? Ayakkabıcı. Lambrus diye girdiğine göre. Arkadaşım şaka yapma. Dön eczacıya. Merhaba eczacı. Sor bakalım niye Şengül Eczanesi? Neden geldi aklınıza Şengül Eczanesi? Arkadaşım manyak mısın? Ben şaka yaptım. Ha ben onu ciddiye aldım. Evet. Eczacıyım o zaman. Şengül. Şengül bir tuhaf bir isim bu. Evet çok hassas. Balık sırtı bir isim gerçekten. Evet. 3, 2, 1 gir. Hayırlı Ramazanlar. Merhaba hoş geldin canım. Şengül Eczanesi misiniz? Öyle olabilirim her an. Tamam ben size cebimi bırakayım orunca beni arayın. Tamam. Ama çabuk karar verin çünkü hanım doğurdu doğuruyor. Ha ben hatırladım konuyu hatırladım. Ha. Benim hanım doğuruyor. Ha maşallah ne kadar güzel. Sizden mi lan? Benden yok. Ha konu bu değil ben ne arıyorum ki kestik. Burada? Kestik. Arkadaşım ne yapıyorsun ben ama? İyice sinirlendim ben yani bu hamileliğin gerginliği falan beni aldı buraya getirdi. Adamı döveceğim şimdi durup. Kız evde inim inim inliyor. Ha duymuyorum ki ben umurumda değil. Duyacaksın şimdi. Öyle mi? Arayacak mı beni? Eczacıya. Evet. Benim cebim çalıyor. Ha. Arkadaşım sesini duyuyorsun kadının. Ha. Hayır son günler yakın ya hamileliğim. Ben sesi öyle kaydetmişim. Duysana eczacı. Aa bu ne? İşte ben de bilmiyorum. Ne yapıyorlar acaba? Ne oldu? Arkadaşım. Duydum ben. Arkadaşım. Ne arkadaşım ya? Niye uzatıyorsun konuyu? Uzatacak bir şey yok. Benim karım buradan... Karının sesini tanımıyor musun? Tanıyorum yani. Aa! Benim karım çılıkları çok yakın doğum. Bana yardım etme. Hastaneye gitmemiz lazım yani. Ya ama ben yani eczacıyım ben. Şengül eczacısıyım hem de. Hayatta buraya bırakamam. Nöbetçi eczacıyım Şengül ben. Şengül eczacısısınız. Evet, Şengülcüyüm ben. Neyim ben? Anladım. Aynen. Bana çok yardım etmen lazım. Çünkü biz daha yeni evliyiz. Araba var mı? Arabam var mı? Var. İyi, arabam var. Tamam abi bize bir el at gözünü seveyim. Tamam. Gel bize hasta. Hatta bir gel bize gidelim sen de bir bak sen anlarsın ne kadar var. Ben test edeyim mi yengeyi? Evet. İnsanlık öldü mü? Ölmez. Kapat eczaneye çık. Tamam. Şengülcüsün sen. Tamam yerim eczaneyi. Nereye? Bize gidiyoruz. Eve. Adamın arabasını istedin eve yayan gidiyorsunuz. Ama yenge oradan bağırınca duyuyoruz. Yani yakındır diye düşünüyorum. Ben efektle size duyuruyorum. Ha. Arabama bineyim o zaman. Binin. Müdür aç kapıyı oradan bin. Prodüksiyon. Araba yap. Dükkanın devamı araba mı? Arkadaşım araba geliyor dur. Sabret. Evet, biraz. Arabayı biraz kenara çekin, yengeyi kapatmasın, yatak odasını göreyim. Evet. Hadi binin şuna. Buradan böyle kıvrıl. Ha. Müzik seti yok mu arabada bendirle? Kardeşim, karın doğuruyor, ne müziği ya? Ha. Geldik. Burası. Biraz sağa yanlış bir apartman. Dur. Biraz sağa dedi. Apartmana gir demedi. Yanında bizim açık garaj var. Yok bu arabanın turu az da ondan. Arkadaşım kapının önüne çekin. Garaja niye sokuyorsunuz? Kadını attığınız gibi götüreceksiniz. Şuraya yanaş abi şuraya. Tamam. Dur artık dur. Tamam. İnin aşağı yürüyün eve. Hadi. Yettim dur. Duvardan girdi bizim eve herif ya. Ya Şengül Eczane ne yapıyorsun? Aa dedi yettim dedim geldim. Bir dur adam kapıyı açsın. Evet yettin artık yani kapıda duvardan girdin ya. Ayakkabı da çıkar. Ya kadın doğuruyor girin şu eve. Ama evi de titiz kadın ben ondan sonra fırçayamayayım ya. Gir abi gir. Gel abi gel. Canım geldi. Neredesin sen? Abi Şengül. Merhaba. Özünde eczacı kendisi. Şimdi bizim abi çok abine çok saygılı bağırıyor. Sıcak su temiz havlu var mı? Yok onda hiç Şengül eczane sen doğurtmayacaksın. Arabayla hastaneye yetiştireceksin ama önceden bir test et kadını. Ha. Test edeyim tabii. Doğuruyor mu doğurmuyor mu? Yalancı mı gerçek mi sancı?
Yok, doğurur bu biraz. Ah! Arkadaşım ne bakıyorsun mal gibi? Gözünü, o zaman gözünü seveyim. Sen bizi ara böyle en yakın hastaneye kadar götür. Üzülme, üzülme. Herkes doğuruyor. Ne oluyor? Duygulu ya, Şengül. Niye ağlıyorsunuz? Kendi bilmiyorum. Doğumum geldi aklıma. Kadın ölüyor. Pardon, tamam. Yenge gel sana bir el atalım, arabaya koyalım, seni götürelim. Ya götürün kadını, anlatmayın durumu. Tamam. Hadi bakalım. Bizimki sarhoş, bu da mal çıktı. Hadi bakalım. Ah. Dur, sarsma. Dur. Oğlum apartmanın duvarından iniyorsun ya. Ya öldürecek kadını bu be. Hayır, tarif ben... etsene yolu, ne bilsin adam. Bu ne, bu holden, kenefin oradan çıktık. Ha. Holden dönüp kapıya gideceğiz ya. Gel gel, dur bakalım dur. Kadına da ayakkabı giydirin, kadına. Terlik giydirin, kolay zaten, olsun. O zaten, onun babeti var ayağında. Ya bu kapı... Çanta yok mu çanta? Dikine gidiyorlar kapıdan. Ben mi? Herkes sarhoş benimle beraber. Çanta yok mu? Yok, çanta yok. Bir o eksik anasını satayım. Yok çanta. Hamile çantası hazırlamadınız hamile mı? Hamile çantası diye... İçine hamileyi mi koyacağız? Ne demek hamile çantası? Ben anlamıyorum onu. Arkadaşım, hamile çantasının içinde pijama pijama zart surt oluyor. Ha. Ya yatıya mı gidiyor? Doğurup geleceğiz ya. Arkadaşım, hastanede kalmayacak mı kadın? Niye kalsın? Benim karım benimle kalacak gelin. Otelde mi doğuracak? Tamam arkadaşım, senin gibi gerizekalı laf anlatacağım ama kadın doğuracak, yürü. Eyvallah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yok, buradan çıkacağız ya, buradan çıkacağız ya. Burada da eşikte doğuracak ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yenge gel araba burada. Aç, 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 aç. Açık değil bu, kapı kilitli. Aman kafa, aman kafa. Oh, çok, çok, çok. Tamam. Koş, koş. Senin ismin neydi? Arkadaşım, ismin Şengül, neydi senin? Şengül. Senin değil, arkadaşım senin. Onu bunu bırak. Araba iki kişilik, ben ne yapacağım? Arkadaşım, onu buluruz. Senin adın neydi? Benim adım Muhittin. Muhittin. Koş Muhittin, yukarıdan CD'yi al. Ne alayım? Arkadaşım, kadın doğuma giderken en sevdiği CD var. Onu şey, yoga dersinde vermişler. O CD'yi al gel. Yoga artık. Koşsana. İki dakika bekle, hemen senin CD'ni alacağım. Çünkü çok lazım o. Sen yengeyi sakinleştir. Aman 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 yenge, sakin ol. Canım benim canım, sakın doğurma arabanın döşemeleri yeri. Okşama kadını, adam görecek yere. Yanlış anlayacak. Manyak mısın, zaten sarhoş. Aman aman yengeciğim, ama şimdi suyun gelir falan bak. Deri koltuklar mahvolsun, batmasın. Özür dilerim. Arkadaşım gelsene çabuk. Aslında ben nereye geleceğim ya? Arkadaşım, arkaya atla, pikap bu. Pikap, pikap ha. Pikap var, bana CD getirdiniz. Be, olay iyice karıştı yani. Arkadaşım, arabanın markası pikap. Ne saçma bir şey ya. Tamam, al sen bunu taksiye. Arkadaşım, adını ben mi koydum? Bin şuna. He? Sen arka camdan nasıl girdin? Yok, arkada pikap camı var. Tamam, o cam yokmuş. Ha, o zaman tamam, saca dayanıyorum, dert mi? Hazır mıyız? Neyiz? Ne olacak, çalıştırsana arabayı. Ha. Çalışıyor şu anda, rolantide. Nasıl çalışıyor? İyi çalışıyor, iyi gidiyor ya. Duymadık güzel sesini. Ha. Evet. Bas gaza. Basayım. Gidiyor sarsmadan, valla. Sarsmadan. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Pardon yenge. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ben uyuyorum. Manyak mısın? Karın doğuruyor. Heyecanlı değil misin? Heyecanlıyım da görmüyorum ki. Bak, yatıyorum hadi. Bekliyorum hastaneye. O camı kaldırdım ben montajda. Zaten cam yoktu ki. Nasıl kaldırdınız? Olmayan camı kaldırdım. Bravo. Büyük başarı ya. Sok kafanı camdan içeri. Yanlamasına sok. Dikine girmez kafa. Ya Türk yapımıymış pikap. Böyle koymuşlar camı. Arkadaşım yandan sok, sonra çevir kafayı. İçeri sokunca çevir. Ha, tamam. CD'yi tak. Müzisyen arkadaşım. Ablanın en sevdiği şarkıyı söyle. Takılıyor CD'yi. İyi misin balım? Taksana şu CD'yi. Takıyorum. Yoga CD'yi, beni rahatlatıyor bu. Taktın. Müzisyen arkadaşım, buyurun. Pencere açıldı. Bilal oğlan pişton patladı.
piston patlamış. Ya ben burada sıkıştım, ben bağırmıyorum. Sana ne oluyor ya? Nefes alamıyorum şurada, öleceğim birazdan ya. İki dakika sık dişin mi hayatım? Müdür nereye götürüyorsun bizi? Öyle bir sahilde turluyoruz. Tamam. Ya manyak mısın? Numune Hastanesi'ne çeksene. Nereye? Numune Hastanesi'ne. Numune mi? Evet. Numune alalım. Beğendiğimiz çocuğu doğuracağız. Ha. Hadi çek numune. Biliyor musun numuneyi? Vallahi direksiyon devamlı dönüyor. Mutlaka bulacaktır bir yerde. Arkadaşım. Göstersene, tarif etsene numuneyi. Ben edemiyorum. Ellerimi çıkaramadığım için tarif edemiyorum. Yani ancak dilimle bir şey yapabilirim buradan. Burnunla, dilimle tarif et. Aman ne güzel. Sana da pas verdik, iyi oldu. Yürü. Müdür, numune. İlk çatraktan sola dön. Ha. İlk çatraktan sola dön. Hop, trafik polisi tamam, çevirdi. Dur. Işık kırmızı. Polis ha. Çevirdi. Ha. Çek sağa, çek sağa. Dur. Ne yapıyorsun? Işığı yaktım bizi görsün diye. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereye? Öyle manyağız, geziyoruz biz. Sıkışık zamanımız var. Arkadaşım, memurla düzgün konuş. Ha. Numune. Hayırdır, bir şey mi var? Ha, bir örnek bırakıp geleceğiz hemen. Ya doğrusunu söylesene adama. Birader, benim hanım doğuruyor da. Evet. Aa, öyle mi? Pardon yenge. Ama önemli olan o değil. Ben cama sıkıştım, asıl problem o. Arkadaşım ne yapalım? Seni mi çıkaralım, yengeyi mi yetiştirelim hastaneye? Yok yok, benim eşim her şeyden önce gelir. Önce onu yetiştirelim, şu sağ salim doğum yapalım. Eskort yapalım mı? Olur. Niye? Paşa mısın sen? Evet. Yapmayın, biz sağdan kaçalım. Saat gecenin üçü, yollar bomboş. Yürü git. Zahmet olur memur bey de. Zahmet olur memur bey, çok sağ olun. Biz gideriz. Kayalım. Biz gideriz. Numune'yi sor. Numune? Nedir numune? Ya salak mısın? Numune Hastanesi nerede diyeceksin? Bu üçlüden hiçbir halt olmaz söyleyeyim ya. Bu çocuk da arabada torpidoya doğar. Numune Hastanesi nerede? Aa! Çok sağ olun, teşekkür ederim. O yengenin sesiydi. Ha. Ya kadının sesinden duyamadık ki biz nerede olduğunu. Buradan dümdüz git. İlk soldan sola dön. Soldan tekrar sola, sonra tekrar ilk sola gel. Oldu, soldan, hemen gidip yatın dön. Bence siz. Yürü. Ne, ilk soldan sola dön dedi. Dönüyorsun. Devamlı sol, devamlı dön, dön, sol, dön, dön, devamlı sola git. Hemen, arkadaşım hemen. Tarif etsene. Köşe, köşe. Dur, dur, tamam, devam et. Köşenin orada park et. Ha. Geldik. Geldiniz. Geldik. Tamam, geldik oğlum, geldik, geldik, geldik. Ha. Hemen koş, sedye getir. Hemen sedye getiriyorum sana. Müzisyen arkadaşım, doktor ol. Acil servisin girişinde dur. Nereye gittin? Sedye getirmeye gitti. Ya gelsene, ben sedyeyi koyarım montajda. Tamam, geldim. Kaldırın kadını ayağa. Dik sedye bu, yeni model. Dik yürüyecek. Tamam. Tamam, böyle koydunuz sedyeye, dik. Ne? Arkadaşım, tüp taşıyorlar ya, o arabalar gibi. Tamam, bu Kastamonu sedyesi, bunlar böyle. Dik. İyi misin? İyi misin? Evet, girin acil servisten içeri. Doktor, sen bekliyorsun acil. Hocam, hayırlı Ramazanlar, merhaba. Benim hanım doğuracak, acilen içeri almamız lazım. Bir dakika dur, nereden biliyorsun doğurup doğuracağını? Doktor musun sen? Yok da böyle bir gaz olmaz dünyada herhalde. İnsan patlar yani. Eczacı Şengül, sen evet. Söylesene ben eczacıyım, çakarım bu işlerden diye. Ben eczacıyım, çakarım bu işlerden. Ona anlatma, doktora. O zaman doktora. Niye buraya kadar getirdin bizi? Doktora, doktora anlat. Ha, kusura bakmayın, siz de partiden böyle apar topar getirdik ama. Ne partisi? Ben ne bileyim, böyle bir doktor hiç ben ki beni karşılamamıştı şimdiye kadar. Kardeşim, görme onun üstünü. Görmeyeyim, ooo çok maşallah yani. Ya anlatsana kadın hazır doğuma diye. Kadın evet. Hazır doğuma. Siz nereden biliyorsunuz? İçimize doğdu ya. Sizi de kusura bakmayın, meşgul ettik. Düğündesiniz herhalde. Ya adamın kıyafetini karıştırmayın. Ha. Ben ne yapabiliriz? Acizi bize yardım ederseniz çok seviyorum. Çok yengeyi alayım ben, siz burada durun. Hop, ne oluyor? Ben de geleceğim doğuma. Güvenmiyor musun doktora? Hayır. Niye? Bu da eczacı, onu da gördük. Yürü o zaman, git doğurtur dışarıda. Yok, doktor yaptım. Dön gir içeri. Eczacı Şengül, koş doktoru ikna et, gidiyor adam. Doktor bey, doktor bey, doktor bey. Gel doktor bey, gel. Ne saçma doktor, sıkılınca piyano çalıyor. Ne biçim hastane burası ya? Doktor bey, gözünüzü seveyim, doğurtun yengeyi. Bu terbiyesizin karısını doğurtmam ben. Ha, yok ama
Bakın mahallemin kızı. Şaka yaptık ya, benim değil, ben enişteyim, onun karısı. Ya öyle, ben de anlamadım. Bir anda öyle olmuş yani. Bir gün bir aspirin almaya gelmiştim, bir baktım hamile. Ben bu adamdan gıcık kaptım. Yapmıyorum doğumu. Ya bak şu doğumu yap, ağzını bunu kıracağım senin için ya. Arkadaşım agresifleşme, adama yalakalık yap. Ha, canım doktorum, gülüm doktor. Ne olur git, mahalleden tanış çık falan bir şey yap. Siz... Siz o musunuz siz? Onların... Kim? Onların şeysi. Ne onlar kadar... kim? Ya ne anla sen de kurcalıyorsun? Onların şeysi işte ya. Ya aynı onların şeysi, şeysiniz gibisiniz yani. Değil mi? Tabii tabii. Onlar gel, kim gel, kardeşim? Öbürlerinin yanındakiler. Öbürlerinin yanındakiler ne? Ya biz hep sizin metninizle büyüdük, yemin ediyoruz vallahi öyle. Kim doktor, anlattı? Şöyle de o berikisi. Çok karışık bir aile. Eczacı sen de gir olaya. Tanış ha. Çıkın. Vallahi ben de şimdi tanıdım sizi ya. Aa! Bağırma kız dur, çok sevdiğimiz bir insana denk geldik ya. Vallahi hamile kalırsam beni de mutlaka siz doğurtun yani. Bayıldım size. Neyse kadına acıdım. Doğum yapacak mısınız? Yapacağım. Eyvallah. Çok... Gel yenge içeri. Eyvallah. Yenge geç bir, iki, bir avaz daha, hadi gözünü seveyim. Hadi bakalım. Evet. Hadi aa! Canım. Her şey çok güzel olacak. Bana hadi şans bak. Dile. Hadi bakalım. Gel. Ben doğuma girmiyorum hocam. Hadi yok bakalım. Siz kapıdasınız. Sen arkadaşı sakinleştir. Tamam sakin ol kardeşim. Çok bak gerginim. Olacak. Çok gerginim. Çok da içtim çişimle geldi. Ben gerginim. Ne? Çok birazdan güzel. Doğar, birazdan doğar. Hadi bismillah, hadi bakalım. Nasıl yaptınız ya bu işi? Nasıl? Yani çocuğa karar vermek zor da o yüzden sordum yok, ben. Yok yok, bir şey, aşk gizli var. Ha bir anda yani. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oh. Sen evli misin? Yok, değilim ya. Kestik. Siz iki salak nasıl geldiniz arabaya? Arabada mıyız biz? Artık nasıl... Acil servise, çabuk. Evet, sakinleştir. Konuş, başka meseleler, konular aç. Kendine heyecanı gel. Sakin ol. O beni sakinleştirecek. Kim sakinleştirecek? Arkadaşım, sen niye onu sakinleştiriyorsun? Baba olacak olan sensin. Ben baba olacağım, tamam. Baba olacağım. Sen sakin ol sen zaten. Sen ona başka konular aç. Tamam, başka evet. Mevzular, ha, kafasını nasıl, dağıt. Onlar da nasıl gitti ya, değil sen mi? Sen değil. Ya, vallahi billahi. Sen değil. Ben değil, sen aç. Ben açayım. Of, 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 of. Hiç su yok, su yok, su. Küresel ısınma, mahvolduk. Çocuklar ölecek, doğan çocuklar. Ya yeni doğan çocuktan bahsedersen adamın aklına gelir. Doğru doğru aklına gelir doğru. Ha, sakin ol sakin ol ya. Sakin sakin. Vallahi kaç ampersin sigorta, evin sigortası? Ya ben nasıl bir insana denk düştüm ya? Ya evin sigortası ne kadar saçma bir konu. Hocam hani... Türkler ne konuşur? Türkler ne konuşur? Ya. Vay anam benim be. Nasıl hocam işler, iyi mi? Ha? İyi, hadi bakalım, hadi sigortan var, askerini yaptın mı sen? Sen bir sigortaya taktın gidiyorsun ya. Ben de anlamadım yani. Bir şey söyleyeceğim, çocuk içeride hamurdan mı yapılıyor? Kaç saat sürüyor bu iş? Ya bir dur, o seni sakinleştirsin, iyice sakinleş. Kendine gel, sakin ol kardeşim, sakin ol. Maç bak. Muhabbeti aç. Ha, maç. Ha. Aa, vay be, vay ulan ne maçtı be, acayip vallahi ya. Kafayı ya. Bir koydu, vallahi direkt kaleden içeri girdi. Hey, hanım doğursun da hemen maça gidelim gene. Vallahi gidelim ya, ama çocuğu bir görelim, kulağına benzer okuyalım. Vın maça, hadi tamam, anında. Süper, çocuğu da alalım, şut çekeriz. Vallahi ne koyacağım ama? Çok saçma oldu ya. Pardon, kafa gitti benim tamamen. Arkadaşım, manyaklaşma. Hani nur topu falan derken böyle... Çocuğun adını falan konuşun aramızda. Çocuğun adı... Vallahi doğurdu çocuk. Arkadaşım, çocuğun adını falan konuşun. Öyle sesler gelir. Çocuğun adı Muhittin Junior olsun. Muhittin Junior çok saçma. Ufacık çocuğa Muhittin Junior olmaz. Arkadaşım, ya. Gecenin bir yarısı eczaneyi kapattın, nöbetçi eczaneyi. Adam arabasıyla seni getirdi. Çocuğun adı ne olmalı? Pickup olmalı değil mi? Yani pickup. Yok. Nöbetçi. Ya bunun adı ne? Şengül. Evet. Yapma ya. Niye? Eğer ki konuşsa Şengül nasıl olacak? Adamın yüzüne bari söyleme. Çok iyi olacak işte. Onu sorguluyorum kendime. Ha, Şengül. Ne kadar da güzel. İnşallah bıyıklar da olur ya. Hatta doğuştan bıyıklı olsun. Aa! Inga! Ne oldu? Hanım bebek gibi bağırmaya başladı. Arkadaşım, bebek doğmuş olabilir. Ha, siz demin hanımı seslendiriyorsunuz. O yüzden benim kafam karıştı. Arkadaşım, hepsini seslendiriyorum. Bayağı bir adam sesi geldi. 7 yıldır hamile mi çocuk, kadın nedir anlamadım. Vallahi bana da bir heyecan bastı. O çocuğun niye öyle saçları var? Bilmiyorum. Kime çekmiş?
Bizim İskandinav eltilere benziyor biraz. Olsun, sağlıklı, parmakları yerinde ya. Ben mutluyum. Saçı sonra boyatırız. Çok duygusalsın. Çok duygusalım şu an. Çok mutlusun. Çok mutluyum. Şengül, sen de mutlu ol. Çok, ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Yenge, sen de çok mutlusun. Maşallah. Sünnet gibi hemen kalktın, giyindin, çıktın. Normal doğum ya işte. Anında hemen insan bir rahatlıyor. Tamam. Şimdi sağdan çocuğu seyirciye gösterin. Yengeyi yerine yollayın. Seyirciyi selamlayın, vınlayın. Özel Atik, acayip yönetmen, Muhittin Çürük.